Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir mini sohbete daha adım atıyoruz. Sinirlenip bıraktığımız oyunlar. Rage quit kavramını kendi anılarımızla birleştirip böyle bir video sunuyoruz. Evet, bu da benim için zor oldu çünkü Gökçe için de durum biraz geçerli. Zaten oynayamayacağımız, oynamanın bize stres edeceği ya da alakamız olmayan türde oyunları seçip oynamıyormuşuz. Ben hep evet zorlandım ya. Çünkü yani, rage quit yapmıyorum. Yani ya quit yapıyorum evet. Ya da oynamıyorum zaten ya baştan. Evet, ben de o açıdan birazcık zorlandım ama çıktı yine de, yani buldum bir iki evet. Tane. Çünkü çok olan bir şey değil, çok beklenmedik bir şey olması gerekiyor. Hani öyle çok iyi oyuncusu falan diye değil de gerçekten sinirim bozacak oyuna başlamıyorum bile zaten. Evet, bazen ama bazı oyunların sinir bozucu olacağını tahmin edemiyorsun. Evet, edemiyorsun. Daha çok yani sabır bekliyorlar oyuncudan tabii. Mesela ben platformu sevmiyorum, Zeynep de fazla sevmiyor. Bir oyunda birden böyle garip bir platformun çıktığı zaman böyle iki kere üç kere deneyip sinir olup bırakabiliyorum mesela. O zaman söz etmek isterim. Hazır gelsin o zaman. Evet, ben şimdi başladım, oynuyorum Arkham City'yi. Hangi oyun? Batman ya? Arkham City. The Sims Arkham City. oynuyorum. Olsun ya, herkes bilmek zorunda mı canım? Oynuyorum. Çok keyifli. PlayStation 3'te oynuyorum. Mekanikler harika. Şehirde istediğin kadar gez yani. O yüzden bayağı bir oynadım aslında. Solomon Grandi'ye gelene kadar. Bu bir da tam Zeybek yapar gibi fotoğraf denk gelmiş. Zeybek yapmak. Batman oyunları çizgi roman dünyasından alınıp da adapte edilen dünyalar arasında en başarılılardan bir tanesi değil mi? Öyle diyorsan ben yani bariz öyle zaten. Evet, dünya kurulumu açısından evet. Gerçekten de. Ama benim sevdiğim bir dünya zaten de Gotham. O yüzden kim sevmez. Hoşuma gidiyor yani. Aslında sevilecek dünya değil. Çok tehlikeli bir dünya ben, ama çok Tim Burton Batman'lerini yani. Çok severdim. O Gotham'ı çok severdim. Ama şimdi yıllar Nolan'da sonra... Nolan'ı da sevdim ben. Ben o kadar sevmedim onları da. Yıllar sonra izleyince de Tim Burton'lar da çok gülünç duruyormuş biraz aslında. Birazcık ama ben yine de ama daha şey eğlenceli... absürt komedi gibi. Evet, yani. Daha eğlenceli olduğunu düşünüyordum o zaman. Çocukken izledik diye. Çok yani. Hoşuma gidiyordu ama ya. Evet. Neyse, konuma dönmek isterim ben. Çok pardon. İşte şimdi bu Solomon'cum. Solomon'cum şey yapıyor. Çok platformer. Tamam, bir kere atlıyorsun, bu toplarını sallıyor falan. Bir yerdeki şeylerden de şimşek çakıyor. Bir şimşek bir top. Atlıyorsun tamam. Oh diyorsun. Ama bunların en sonunda bir noktada öldüğünde bunların hepsini baştan yapman gerekiyor tabii. Atla zıpla. Ama şey yani hani kaldığım yerden başlatmasını da bekleyemem. Sonuçta gerçekçi olmaz boss fight. Ya bir ama şey atla yani oraya kadar gelmişsin zekanla böyle bir şeyler çözerek falan sonra atlayıp duruyorsun. Zekanla atla. Ama aynı şey değil o el koordinasyonu ayrı bir şey. Bir de yani başa dönüyor. Zar zor atlamışsın, bir daha atlıyorsun evet, dedim git. Ya lan, sana tos. Bir şey söyleyeyim ya, şu boss'un aynısı Super Mario Odyssey'de var ya. Ya yemin ediyorum o da atıyor. Onu da atlayabiliyorum en azından, biraz daha kolay onunkisi. Bunda hem top geliyor hem şimşek geliyor. Yıldırım geliyor yerden ya bir şey de, geliyor. Ya ben evet gerçekten hiç yani şu platforming olayını... Ya boss'u da yapsınlar tabii, biraz platforming olur ama böyle atlamalı zıplamalı. Ya üst üste platforming şey yapmasalar. Mesela bir boss'un özel hareketleri olur. Biri platforming hareketi ise diğeri öyle olmasa. Hani o neden ama şimdi bu video için araştırırken de o dünyayı yine özledim. Bilmiyorum, yine bir oynayasım geldi ama şu Solomon'u biri gelip geçse. Zaten birazdan göreceksiniz Zeynep'in Rage Quit yaptığı ikinci oyunu da şu an kendisi oynamaya devam ediyor bu arada. Bunu da söyleyeyim yani. Ve tamamen bu videodan bağımsız şekilde başladı oynamaya. Evet, sen mi acaba paylaş bir tane? Ben mi acaba paylaşsam? Benimki şimdi çok göreceksiniz bunu görünce arkadaşlar. Ama gösteriyorum, buyurun. Aa. Hayır, tabii ki Flower'ı oynarken Rage Quit yapmadım arkadaşlar. Çok seviyorum bu oyunu. Flower'ın bir trofisi var, tamam mı? %100 trofilemek istedim. Ben bu trofilerini almak istedim tamamen. Pure diye bir trofisi var. Bakın adını bile hatırlıyorum trofinin. O kadar sinir olmuştum. Şimdi Flower'ı oynayanlarınız bilir. Aşırı derecede dinlendirici ve bence çok güzel. Görsel ve işitsel olarak harika bir deneyim yani gerçekten. Oynamadıysanız da PlayStation 4'ünüzde büyük ihtimal vardır eğer PlayStation 4 kullanıyorsanız. Bir indirin oynayın. Vita'da da var ama Vita'da aynı etkiyi vereceğini düşünmüyorum küçük ekranda. Neyse, çok güzel bir oyun gerçekten falan. Çok dinlendirici. İşte aldım trofileri diyorum sonuncuyu da alayım hadi bakalım falan. Bir de Pure koymuşlar adını, tamam mı? Ondan sonra
Ya bu kadar mı gıcık olur tamam? Neydi hatırlıyor musun? Tabii tamam. Hatırlıyorum. Şimdi belli yerlerden gitmen gerekiyor. Yanlış, en ufak bir yanlış yerden gittiğin zaman trofi saçmalıyor ve oyunda şey yok. Yani doğru yapıyorsun, yanlış yapıyorsun şeyleri de çok yok tamam mı? Hı-hı. Aşırı derecede zordu yani. Böyle baştan hani Flower'a platformu koymuşlar gibi düşün yani. O kadar sinir bozucuydu. İşte bir 5-6 kere falan denedim diye hatırlıyorum. Hani yine sabırlıymışım o zaman. Ondan sonra aslında şimdi daha sabırlıyım ama bak denemişim yine yani. Yok yani çok sinirim bozuldu. Guide kullanmak falan da istemedim öyle yani. Ne yapayım artık dedim. Ah dedim almıyorum. Yani şu oyunun bana verdiği huzuru bir trofinin götürmesine izin vermeyeceğim dedim. Trofiyi bıraktım oyuna öyle kendimce oynamaya güzel oynamaya devam ettim. Çünkü yani trofi hırsı. Yani. Evet çok yani ama bak böyle rahatlatıcı yani böyle güzel bir oyunu. Müziği de çok güzeldir bu arada. Antidepresan diye yazarlar bu oyunu. Öyle bir oyun yani. Evet yani. Sen de git Rage Quit listene koy. Evet. otur bunun müziğini dinle. Yani Vincent Diamante galiba yapmıştı diye hatırlıyorum. Emin değilim. Olması lazım. Çok güzel böyle Journey'nin biraz daha böyle laylayı biraz daha sakin gibi düşünün. Oyunu, görsel olarak da çok tatlı bir oyundu. Ya böyle işte bu trofiyi bıraktım yani. Trofiyi bıraktım. Evet. Yalnız videomuz o kadar vanilla olduk ki şimdiki benim evet, paylaşacağım Dark Souls'la falan gelecek şimdi bize. Tabii ki ama işte, şimdi paylaşacağım oyunla. Evet şimdi Zeynep'inkine gelin arkadaşlar siz asıl. Yani beni bırakın bir de ona gelin. Tearaway. Tearaway. Şimdi ben Tearaway Vita'da Gökçe'nin ısrarlarıyla oynamaya başladım. Ben çok severim Tearaway'i. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Evet. O yüzden ısrar ettiğini düşünüyorum. O yüzden ısrar ettim. Şimdi ben aldım bu oyunu elime. Çok belli belirsiz bir şeyler anlatıyor karakterler. Böyle ben çok hikaye tabanlı oyunları sevdiğim için. Hikaye de yoksa hiç hikaye olmasın iyice oyun. Mesela Tetris gibi olsun. Hiç uğraşma diyorsun. Hani, ya hiç hikaye olmasın ya hikaye varsa hikaye olsun gibi. Şimdi o Tearaway'in başında ben yeterince elimden tutulmadığını hissettim. Sonra da o zaman ben gezeyim dolaşayım şuraları falan deyince de gezip dolaştırmadı. Adım attığım her yere böyle sinematik koydu ama dediklerini anlamıyorum. İstediğimi de yapamıyorum. Amore olmak diyorlar buna böyle, galiba. Böyle kaldım. Ya, yok dedim al bunu. Hani. Olmayacak bu. 15 dakika falan. Yani bu bayağı bir rage quit'ti. Ya aslında Tearaway çok güzel bir oyun ama şimdi mesela Zeynep şimdi PlayStation 4 versiyonunu oynamaya başladı onu. Bu sefer de onun başına o kadar saçma sapan şeyler eklemişler ki böyle ben bile izlerken dedim niye böyle şeyler yapmışlar? Çünkü kendisi çok akıcı ve güzel bir oyun aslında. Yani bana da şimdi bir hikaye varmış gibi geldi. Evet. Evet demek ama ki onu belki öyle bir feedback almışlardır hani birazcık şey mi diye. Ama şirketin belki, o şirket pek umursayacak bir şirket değil onu yani. O bizim şirket var ya. Media Molecule evet. Media Molecule'da ya, rahat şeyler yapıyor. Media Molecule'un kafalar biraz böyle yukarılarda hep tamam mı? Yani bir böyle kafalar iyi yani. Ama hep, iki iyi. Çok güzel ama ben çok seviyorum. Mesela Little Big Planet de öyle. Ondan sonra cıma yaptıkları her şey mesela Dreams geliyor. Dreams de çok acayip yani. Ne olduğu belli değil yani. Evet evet. Yani Dreams çok başarılı olursa yani hedefini tutturabilirse bence çok oyunlara bakışımızı değiştirebilecek bir oyun olabilir. Ya da Little Big Planet gibi kalabilir. O, ki o da çok başarılı bir oyun. Neyse. Tearaway yani işte şey aslında basit bir hikayesi var ama başlangıçta o kadar garip anlatıyor ki İşte evet. O kafa karışıklığına neden olabiliyor. Böyle bir garip yani garip. Evet ben de şimdi Tearaway'i baştan oynayayım dedim. Ve ortamı çok güzel. Ve şeyi bence o başına koydukları şeyler güzel olmuş. Daha iyi yönlendiriyor. Ve PlayStation 4'e de güzel uyarlamışlar o Vita'dan PlayStation 4'e geçişi. Kontrolörün şeylerini kullanarak, ışıklarını kullanarak. Ve şey... şimdi çok iyi gidiyor. Yani keşke bırakmasaymışım zamanında. Şu an çok memnunum. O zaman herhalde sinirli bir, sabırsız bir günüme denk geldi belki de. Herhalde olabilir. Şimdi her şey yolunda. Bir ara müziği PlayStation menü müziği oldu. Orada ne oldu anlamadım ama. Ben de anlamadım. Oyunda yani birden... dedim lan ne oluyor ya bırakayım istiyor oyun falan çünkü oldum yani. Çünkü Vita versiyonunda öyle bir şey yok. Herhalde hata PlayStation herhalde. Sapıttı diye düşündüm ama. Yani. Ya, müziği de çok güzel bu arada. Harika müzikleri var. Özellikle bir level'ı var. Oraya geleceksin. Daha gelmediğin için spoiler vermeyeyim ama çok güzel bir müziği var.
Evet, biraz evet. Güzel müziği var evet onun şarkısı. Spoiler değil yani evet, bence. Değil. Bence henüz değil. Gelelim benim son Rage Quit'ime arkadaşlar. The Banner Saga. Şimdi insan strateji oyununu Rage Quit yapmaz genelde. Çünkü baştan denersin. Bir de daha iyi strateji kullanırsın. Ve ben strateji çok severim zaten. Hani üzer beni strateji oyununu Rage Quit yaptım demek. Son boss bir de yani, tamam mı? Ondan sonra geldim oynuyorum. Oyunu da beğendim gayet böyle. Anlatımı hoşuma gitti. O zamanlar ikinci set çıkmamış, daha ilk çıktığı zamanda. İşte anlatımı hoşuma gitti. Ondan sonra karakterleri ilginç buldum vesaire. Bazı sistemleri çok beğenmedim. Sonra geldim son boss'a. Şimdi bu oyunun... Son boss'a Rage Quit de yani. Ama şöyle bir şey var bakın. Bu oyunun mekaniğinde bir hata var arkadaşlar. Başka insanlardan da duydum ben bunu daha sonra. Şimdi oyunda seçimler önemli olduğu için biraz hani kendi hikayeni seç tarzı ilerletiyor seni, tamam mı? Karakterler senin verdiğin kararlara göre ölüyor, kalıyor, yenisi geliyor. Hı-hı. Onu seçiyorsun, bunu seçiyorsun. Oyun seni boss battle'da çok önceden yaptığın bir seçimle tutuyor, ona mahkum tutuyor. O insanlarla savaşmak zorunda bırakıyor. Çok eskiden bir şeyi almışsın, birine vermişsin mesela. Hı-hı. Onunla savaşmak zorundasın. Öyle olunca benim inanılmaz dengesiz bir grubum oldu. Hani belki 3-4 kere daha denesem belki olurdu ama bayağı bir yine 3-4 kere denemişimdir ve yani hani çok zorlandığım bir oyun değildi benim için gayet. Mestan. Mestancım dur sen sinirlenme. Ben söylüyorum. O yüzden hani çok şey oldum ya. Çok sinir oldum. Böyle yani oyunun hani zamanımı çaldığını hissettim. Çünkü beni o mekaniğe kilitlemesi bütün benim oyunumu mahvetti yani. Bana bir seçenek verebilirdi. O insanı değiştirme seçeneği verebilirdi. Olmadı çünkü. O insanla olacak gibi değildi. Roller çok önemli olduğu için bu oyunda. Ama RPG'lerde olmaz mı genelde böyle şeyler? Tercihleri ama dengesiz yani. İşte. Yani iyi optimize etmemişler, anladın mı? Onun da yani. Geliştirme hatası yani. Aynı avantajları, benzer avantajlara sahip başka bir karakter gibi olması gerekiyor. Yani mesela anladın mı? Mesela çok fazla Archer'ın var gibi düşün. Olmuyor yani. Olmuyor. Ona kilitlediği için seni. Çünkü boss sabit yani. Boss'un mekaniği belli falan filan. O nedenle ikinci oyunda oynamadım arkadaşlar. Böyle sinirlendim. Sinirlenip sildiğim tek oyun olabilir yani. Sinirlendim. Dedim sildim yani öyle. Ya. Yeah. Evet. Yani bu da gerçek bir rage quit. Bu gerçek. Evet bayağı anlatırken de hissettim yani şeyini. Ben rage quitlerimi anlatırken de tekrar oynamak istiyorum onları. Benimki birazcık quit falan oldu. Ben de flower olsa oynarım şu an yani böyle sakin. Tamam. Evet. Evet, acaba sizler neleri bıraktınız sinirlenip? İşte Dark Souls, Demon Souls falan gelecek. Ondan evet. Sonra Castlevania falan gelir herhalde. Böyle bizim gibi kibar şeyler olmaz diye düşünüyorum. Bakalım, merak ettim ben de varsa. Evet. Bıraktığınız bakalım oyunlar. Arkadaşlar bakalım bekleriz. Sizinkiler gerçekten zor oyunlar mı bizimkilerin aksine? Ya da bizimkiler gibi kelebek oyunlar da olabilir yani. Olabilir. Ne de, olur. Yani şu oyun bozuktu. Bir kere daha sonra bozuktu. Oyun bozuktu arkadaşlar, tamam mı? İşte böyle. O zaman dinliyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.